Evet çocuklar, sözlü sorunuz tahtada. Ben mi seçeyim yoksa aranızda kendini feda edecek kadar arkadaşları seven biri var mı? Hocam ben yaparım. Aa, sürpriz geldi Yeminle. Hocam yalnız benim ilk olacak. Biraz yardım edersiniz. Evladım sen kalk bu soruyu çöz. Ben ailene erzak yardımı bile yapacağım. Gel. Çocuklar siz de ambulansı hastaneyi falan arayın. Ya bu çocuk şeref golünü atacak ya da bu çocuk iyi değil. Devşir mi yuttu acaba? Evladım ne yapıyorsun lan sen? Tüm tuşlara basıp bölümü geçmeye çalışıyorsun. Ne yapıyorsun? Oğlum sana diyorum. Bildiğin ne kadar formül varsa hepsini yazdın tahtaya. Matematik dersindeyiz lan. Hocam tutmayın beni. İyi gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Potpiri yaptın lan. Bırak o tebeşiri. Spa. Evet çocuklar. Şimdi soruyu inceleyelim. Arkadaşınızın ilk hatası neydi? Parmak kaldırmasıydı hocam. Ulan ara ara bu çıkışlarınız olmasa yoksa sizden iyice ümidimi keseceğim. Zeki çocuklar zeki. Zeki ama dersi sallamıyorlar. Hocam dersinizi bölüyorum ama Muhittin'e bir duyurum olacaktı. Tabii hocam buyurun. Muhittin, oğlum bu nasıl sınav kağıdı? Türkçe sınavında ayırman gereken ne kadar DDA varsa bileşik yazmışsın. Bileşik yazman gerekenleri ayrı yazmışsın. Üç atasözü yazın demişim. Herkes Eminönü'nü süpürse Eminönü temiz olur yazmışsın. Hocam doğru değil mi? Bitmedi yavrum. Aslan hemen belli olur ne peki? Ben aslanı nerede görsem tanırım hocam. Sizi bilemem. Dalgıçlık insanın üstüne yapışanı giymesidir için bir açıklaman vardır umarım. Hocam ama hepsi doğru. Neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum of ya. Yine kaldın Türkçeden. Ulan matematikten sözlüğe kalktım. Türkçeden kaldım. Bu nasıl bir iş ya? Babam yine yalan söylüyorum sanacak.